Klarnet alındıktan sonra ne yapmamız gerektiğini, klarnetin parçalarını, kamışın ayarlarını, bunları bize anlatabilir misin? Tabii. İlk önce istersen bir klarneti kaç parçadan oluştuğunu bir görelim. Klarnet ilk önce baştan başlayalım, bek olayında. 5 parçadır. Şöyle yan tutalım, şey yapalım. Bek'i, altındaki fıçısı ve onun sol üst elimizde kullandığımız perde ve sağ elimizde kullandığımız sağ alt perde ve en son kalak. Ha, yani bunlar şimdi sırasıyla şey yaptığımız zaman birincisi bekti. Evet. O bek gösterelim. Hemen onu çıkartalım bekimizi. Bu bek'i aldıktan sonra yani bek'i her mağazadan satın aldığımızda bunun kalite değiştiğini görüyoruz fiyatlarını. Evet. Nasıl bir bek almamızı önerirsiniz? Yerlilerinde pek fazla bir şey yok da Avrupa bekler çok daha güzel oluyor. Fakat onların da tabii alınır alınmaz biraz kazınması ya da oynanması gerekiyor ağza göre, dudağına göre. Evet. Yani senin rahatlığın için ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyorsun. Eğer açık çalınıyorsa bekin açık olması lazım şu ağzının. Şuraları açık olması lazım. Kamışı taktığın zaman, şöyle takıldığı zaman evet. Bayağı bir boşluk olması lazım şu arada. Şuradan çıkmayacak suretiyle. Şayet kapalı ise, kapalı bek kullanıyorsanız. Ya bu açık veya kapalı bek olmasını avantajı veya dezavantajı nedir? Şayet kapalı kullanıyorsanız açık kullanamazsınız. Açık kullanıyorsanız da kapalı kullanamazsınız. Bu sefer sizi yorar ya da çok yumuşak bir durumda bırakır. O zaman bir tane bek'i aldık. Ben mesela diyelim ki gittim mağazadan klarnet satın aldım. Evet. Daha sonra üflemek istiyorum fakat bir türlü kamıştan ses çıkmıyor. Tamam. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Yani bir hocaya gidip de bulamayacağıma göre o anda hocayı. Evet. Yani bu kamıştan da ses almam gerekiyor. İnatlaştım kamışla. Ne yapmam lazım olduğunu bana anlatabilir misin? Yani ne yapmamız gerekiyor kamışla? Oradan herhangi bir kamış isteyip şöyle üzerine koyduğunuz takdirde evet. Üflemenize gerek yok. Şöyle baktığınızda zaten kamış onun üzerine oturuyorsa ağzı da şu şekil açık ise. Yani ağzını şöyle şey yapalım. Yani şuradan alttan gözüküyorsa. Bakayım onu görelim. Ha, bu alttan görmemiz lazım. Evet. Evet. Bekin üzerine kamış yapışması lazım. Şu ağız kısmı çok önemli. Evet. Dediğim gibi şayet kapalı bek kullanıyorsanız şuralardan, onu tabii yapanlar var, her insan yapamıyor onu. Buralardan işte biraz yontarak ya da kazıyarak kendinize göre, dudağınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Bunu törpü falan kullanmak gerekiyor tabii. Törpü ya da zımpara, sıfır numara zımpara. Evet. Peki bu gene baktık, bu sefer hani bir para olayına bahsetmiştik. Evet. Onu ne yapıyoruz? O kamışta bir problem olduğu takdirde yapılıyor. Atıyorum kamışın şurasında herhangi bir çatlaklık ya da ucunda bir kırıklık oldu. Evet. Kırıklık oldu, yedek kamışımız da yok. Hemen bozuk para alarak şöyle, yalnız bozuk paraların ikisinin de bir olması gerekiyor. Biz o 250'likliği tuttuk. Tabii. Bu 250 olabilir, 50 olabilir. Evet. Küçük para olmadığı takdirde. Şöyle şunu ayarlayarak, uçlarını çıkararak, kırık bölümü ayarlayarak buradan artık çakmakla ya da tırnak çakısıyla şurayı düzeltip çıkardığımda şöyle bir vaziyeti alabilmesi için, yani bu dengeyi sağlaması için. Anladım. Fazla küçük ya da büyük kesmemek için. Peki çatlarsa ne yapacağız? Boylu boyunca çatlıyor ise o zaman bir şey yarayacağını zannetmiyorum. O zaman çöp atacağız. Tabii. Ama diyelim ki ufacık bir çatlak oldu. Tabii şurasında herhangi bir şey oldu. Onu kendinizde yapmanız mümkün. Tamam. Yani onu artık bir tedbir olarak kulağımıza dursun. Evet. Şimdi onu yere takalım isterseniz Sanercim. Peki nasıl takıyoruz yerine? İlk önce her bekin altında mantar vardır. Evet. Şayet mantar oturduğu fıçıya büyük ya da küçük geliyorsa. Ha, o önemli. Şu anda mesela diyelim ki benim almış olduğum mantar küçük geldi. Ne yapmam küçük lazım? Küçük geldiyse hemen altına ip ya da jiletin herhangi bir şeyi sararak onu oraya oturtturabilmek. Evet. Şayet büyük geldiyse mantarı biraz daha düzeltmek. Evet. Bekimizi oturttuktan sonra şöyle kamışımıza da bakarak ayarladıktan sonra şuna bilezik deniliyor. Evet. Bileziği de üzerine koyarak. Vidaları var üzerinde bileziğin. Tabii tabii. Onun bilezik ön tarafında doğru mu gece şekilde koyuyoruz? Evet. Tam düz bakıldığı takdirde göze tam düz hitap şekilde. Tabii kamışın boyunu ayarlıyoruz. Tabii tabii. Ona çok dikkat etmek lazım. Çünkü üfleme de fark ediyor yani. Evet.